sınırımızı koruyacakmış. Peki Türk askerinin göreviydi bu. Şimdi dağlarda efendim Türk askeri çatışmasın, işte ne yapsın? Polis güçleri çalışsın, ya çatışsın. Emniyet güçleri çatışsın. Askeri o görevde alınıyor. Köyleri koruma görevde alınıyor. Sınır güvenliği de alınıyor. Niye alınıyor? Çünkü Türk askeri için bir misyon var. Türk askerinde Profesör Doktor Haydar Başbey'in ifade ettiği gibi Afganistan'da, Somali'de, İslam ülkelerinde Amerika için ölecek bir konuma. Yani paralı asker de demeyeceğim, bedava asker yapmak için efendim bir misyon, bir vizyon veriliyor. Tabii sadece bu da değil, işte füze kalkanından da bahsediyor Haydar Başbey. Şu anda füze kalkanıyla beraber de Türkiye, efendim yine Amerikan çıkarları için İslam ülkelerini tehdit eden bir unsur haline daha ön plana çıkartılıyor. Tabii bunlar yapılırken yine Haydar Başbey'in dikkat çektiği husus nedir? Bütün bunlar yapılırken Amerika tarafından, özellikle NATO ve Amerika tarafından Türkiye'nin özellikle Sünni olduğu vurgulanıyor. Ve Türkiye'nin Sünni ülkelerle beraber birliktelik sağlaması sağlanıyor. Şii ülkeler ise bir çatışma efendim ortamı oluşturabilecek söylemlerle beraber, sert söylemlerle beraber, belki de ileride icraatlarla beraber bu iki bloğu karşı karşıya getirmenin hesabı içerisinde Amerika. Ve siyasilerimiz de maalesef bu oyuna alet oluyorlar. Bakıyoruz Suriye'ye sataşıyor Sayın Başbakan. Sataşırken Nusayri olduğu için sataşıyor. Nusayri ne demek? Arap Alevisi demek. İran'a efendim işte Şii olduğu için sataşıyor. Irak'taki efendim Şii yönetime hiç alakası olmayan bir konudan yola çıkarak efendim Şii olduğu için sataşıyor. Şu mesajı veriliyor, şu mesaj veriliyor. Yani Şii-Sünni çatışmasının bir şekilde hedef noktasına, odak noktasına Türkiye'nin oturtulması isteniyor Amerika tarafından ve siyasetimizde bu rolü oynuyor şu anda maalesef. İşte çözüm nedir? Haydar Başbey onu efendim çok güzel ifade etmiş. Oysa diyor İslam dünyası ayrışımı ve savaşı değil, birleştirici adımları beklemektedir diyor. Başka ne diyor? Türkiye kendine Batı'nın biçtiği kılıf ile baş olmamalı. Yani Batı'nın biçtiği kılıfla efendim bir misyonu yüklenerek, Haçlı adına bir misyonu yüklenerek efendim baş olmak demek aslında baş olmak demek değil. Piyon olmak demektir. Tetikçi olmak demektir. Taşeron olmak demektir. Böyle olmamalı diyor Türkiye. İslam aleminin birliği ve kendi menfaatleri istikametinde adımlar atmalı ve bu yolda baş olmalıdır. Yani tekrar tarihi misyonunu, işte Alparslan döneminde yüklendiği misyonu, Türk milletinin adaleti dünyaya doya doya yaşattığı dönemlerde, kardeşliği ve birliği sağladığı dönemlerde, o dönemlerdeki efendim o baş özelliğini yeniden kazanması gerekiyor. Baş olacaksa da bu şekilde baş olması gerekiyor. Eskiden biz Kılıç Arslan döneminde Haçlı seferlerini geri püskürten konumdaydık. Şimdi Haçlı seferlerini efendim altında halı konumdayız. Yani Haçlı seferlerine buyur diyoruz yani. Gel. Atatürk'ten vazgeçerseniz olacağı bu olur. Kaynaşmayın. Kılıç Arslan bilmem ne kurtarmaz sizi. Dolayısıyla biz bu mantığı da İslam ülkelerine vermeye çalışıyoruz. Bakın Haçlılar sizinle kucaklaşmaya geliyor diyoruz. Kaynaşmaya geliyor. Yanlış anlamayın. Sizi öldürmeye gelmiyor. Yani öyle bir mantık gidiyor ki. Yani şu an tam gerçekten bir piyon özelliği taşıyoruz. Bir taşeron özelliği taşıyoruz. Bu tür efendim yanlış adımlardan derhal kurtulmalıyız Ümit Bey.